Dünyanın en pahalı arabaları, dünyanın en pahalı taşları, dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en zenginleri gibi para ve zenginlikle ilgili pek çok video yaptım. Bu videoda da yine aynı şekilde zenginliklerle alakalı şeylerden bahsedeceğim. Bu kez dünyanın en pahalı yapılarından bahsedeceğim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Umarım eğlenceli bir video olur. Müslümanlar için dünyanın en kutsal şehri olan Mekke'de bulunan ve İslam'ın merkezi olan Mescid-i Haram dünyanın en pahalı yapısıdır. Her yıl milyonlarca Müslümanın ibadetlerini yapmak için bir araya geldiği Mescid-i Haram'ın büyüklüğü 400 bin metrekare ve 820 bin kişi kapasitesindedir. Mescid-i Haram şu ana kadar var olan en büyük camidir. Her yıl Müslümanları bir araya getiren hac ibadeti ve yılın diğer dönemlerinde yapılabilecek umre ile Müslümanlar Kabe'yi ziyaret etmektedir. Hac için 2019 yılı fiyatlarına göre 40-50 bin TL yeterliydi ancak gelecek yıllarda fiyatlar nasıl olur bilinmez. Yine 2019 yılındaki rakamlara göre umre ücreti ise 8 bin Türk lirası civarlarındaydı. Ancak artan dolar kuru ve pandeminin Suudi hükümetine ettiği etkiyle fiyatların çok da artmış olması muhtemel. Denizi doldurarak üzerine havaalanı yapmak mı? Bu biraz mantıklı. İşte Japonlar tam da böyle yaptı. Japonya'nın Osaka Körfezi yakınlarında yapay bir ada üzerine inşa edilen havaalanı, dünyanın en pahalı yapılarından birisi. Kansai Havaalanı 4 kilometre uzunluğunda ve 2.5 kilometre genişliğe sahip. Japon hükümeti Kansai Havaalanı'nı Osaka şehrindeki baskıyı azaltmak için inşa etti. Osaka'da gerçekten çok yoğun bir trafik oluşuyordu ve bu trafiğin önüne geçilmesi sağlandı. Şehrin dış kısmına yapılan, denizin içine yapılan bu havaalanıyla. Yine Mekke'deyiz. Suudi Arabistan hükümetinin milyar dolarlar ödeyerek yaptırdığı bir başka yapı daha Ebrac El Beyt. Ebrac El Beyt kuleleri Mekke. Suudi Arabistan'da Osmanlı mirası Ecad Kalesi yıkılıp yerine inşa edilen binalar kompleksidir. 601 metre yüksekliği ile Suudi Arabistan'ın en yüksek binası, dünyanın en yüksek ve en büyük otelidir. Bu kuleler şehri hacılara hizmet ederek modernleştirmeyi amaçlayan Kral Abdülaziz Bağış Projesi'nin bir parçasıdır. Merkezi Otel Kulesi, Mekke Kraliyet Saat Kulesi, dünyanın en büyük saat yüzüne sahiptir ve dünyanın 3. en yüksek binası ve 5. en yüksek bağımsız yapısıdır. Saat Kulesi'nde kulenin en üst 4 katını kapsayan bir Saat Kulesi Müzesi vardır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Yanışlı Mahallesi'nin Akkuyu mevkisinde inşa edilecek olan nükleer enerji santralidir. İnşaatı bittiğinde Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacaktır. Rus şirketleriyle birlikte ortak yürütülen bu proje dünyanın en pahalı yapılarından birisi olmaya aday. Bakalım bu proje ülkemiz adına nasıl bir yarar sağlayacak? Yakın zamanda göreceğiz. Fransa'daki ITER yani Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör dünyanın en pahalı yapılarından birisi olmaya adaydır. 2025 yılında tamamlanması beklenen bu reaktörün projesinde üye olan devletler şunlardır: Çin, Avrupa Birliği, Hindistan, Japonya, Rusya, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri. Fransa'nın Saint-Paul-le-Duran bölgesinde inşa edilmeye başlanan bu yapı, daha önce de söylediğim gibi dünyanın en pahalı yapılarından birisi olmaya aday. Bir diğer dünyanın en pahalı yapılarından birisi daha yine Fransa'da. O da yine nükleerle alakalı bir yapı. Flamanville Nükleer Santrali. Fransa'nın Flamanville bölgesinde bulunan, Normandiya bölgesinde bulunan bu nükleer santralin 2023 yılında tamamlanması bekleniyor. Yine Fransa ekonomisine can vermesi beklenen bu nükleer santral dünyanın en pahalı yapıları listesinde bulunmakta. Listeyi genellikle nükleer santraller, reaktörler vesaire doldurduğu için çok fazla da uzatmak istemiyorum. Kısaca bunlara değineceğim. Finlandiya'da Areva şirketinin yaptığı ve Öyrajoki, umarım adını doğru okumuşumdur, şehrinde bulunan Olkiluoto 3 adlı nükleer santralde yine dünyanın en pahalı yapıları listesinde bulunmakta. Yine Mochovce nükleer santrali var. O da Mochovce şehrinde, Slovakya'da bulunmakta. Aynı zamanda yine Hırvatistan'da var Zeljava Airbase adlı bir
yapı bulunmakta, Zelyava Air Base. Bu da bir hava üssü arkadaşlar. Bu da yine dünyanın en pahalı yapıları arasında bulunmakta. Ve SoFi Stadium, bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya'da bulunan bir kompleks aslında. Yine o da dünyanın en pahalı inşaatlarından, en pahalı yapılarından birisi. Ve burada daha önce de değindiğim, bu kanalımda daha önce değindiğim Marina Bay Sands yapısı var. Singapur'da bildiğiniz üzere çok pahalı bir yapıydı ama harikulade bir yapıydı biliyorsunuz. Bu da yine dünyanın en pahalı yapılarının birisi olarak bu listeye girmiş bulunmakta. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Size açıklamalar kısmında bir link bırakacağım. Çok basit, yani bir Wikipedia sayfasından bile okuyabileceğiniz bir liste bırakacağım. Oradan bu listeye ulaşabilirsiniz. Genellikle dünyanın en pahalı yapıları Amerika, Çin, Arap ülkeleri, işte Çin'in sömürgeleri olan Macao ve Hong Kong gibi işte ülkelerde. Yine Singapur'da bulunmakta. Avrupa'nın bazı bölgelerinde de yine bazı yapılar bulunmakta ama genel anlamda değindiğim gibi nükleer yapılar dünyanın en pahalı yapıları olmakta ve bu listenin çoğunluğunu onlar oluşturmakta. En pahalılarını onlar oluşturmakta. Dediğim gibi siz de yine açıklamalar kısmına bıraktığım linkten bu listeye girip göz atabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but I'm a downfall. It's toxic. Day one, started the outlaws for profit. All I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.